Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. 2023'ün Nisan'ında yayları neler bekliyor? Önemli bir süreç. 20 Nisan'da uğraşacak olan hibrit güneş tutulması çok kuvvetli bir tutulma. Biliyorsun 3 ay akra yay burcuna yöneticisi Jüpiter'le beraber olumlu etki veriyor. Yani aslında 2023 e, Nisan'ın en şanslı, hayatta en büyük büyümelerle karşılaşacak olan burç grubu yay. Uzun zamandan beri, yaklaşık 8 aydan beri Mars'ı güneşlerinin karşısında e, algıladılar ve bir Mars retrosu yaşadılar. Burada işte güvendikleri dostlarıyla ayrıldılar, arkadaşlıkları bitti, çeşitli çatışmalarla karşılaştılar, dedikodular, eleştirirler, insanlar arasında gerginlikler, e, büyüdüler. Ama Mars güneş karşıtıkları çevrelerindeki insanlarda hastalıklar oldu. Kazalar oldu. Kendileri kazalar geçirdiler. Bağdırıları ucuz atlattılar. Yani zor bir 8 ay yaşadılar. Yay, yükselen yaylar ve doğum haritalarında yay etkisi olan kişiler. Bunu çok yoğun yaşadılar. Şimdi tabii ki ayın 5'inde başlayacak olan yani 5 Nisan'daki terazi burcundaki e, dolunay etkisi Arkasından 20 Nisan'daki çok güçlü yani süper sınıfı hibrit dediğimiz parçara ama bu parçara acayip bir parçara yani bunun hem parçarı hem halkarı hem tam dediğimiz özel bir tutunma ve çok büyük bir tutunma ve 29 derece Arisha üzerinde e, Koç burcu tutunması ki Jüpiter'de Koç'ta Yay burcuna aşk, ilişkiler, mutluluk, şans bu konularda çok etkileyecek. Birincisi Başta ay başında bazı dostlarıyla, bazı arkadaşlarıyla fikirsel bazı ayrılıklara düşecekler. Yardımcı bulmakta zorlanacaklar. Son zamanlarda aşırı sorumluluk kaldırar ve çok yoruldular. E Satürn'ün de artık güneşlerine doğru, kareye doğru gitmesi, aile, aile çevrelerindeki kişiler, sorumluluk aldıkları kişilerle çok fazlasıyla ilgilenmeleri gerekiyor. Biraz da otorite konumundaki figürler, ailede kimse bu baba veya anne olabilir. Bunlarla ilgili konularda bazı çatışmalar ve mücadeleler yaşıyorlar. E bunun yanında tabii ki Mars'ın artık 8. eve gelmesiyle beraber harcamaları arttı. 8. Mars bir kısmı ameliyat olmak istiyor, tedavi görmek istiyor. Bazıları sağlık sorunları ile ilgili tedaviler görmeye başladılar. Ama kısacası Mars pek çoğunu neredeyse tımarhanelik ediyordu. Yani o yay Mars karşıtı nasıl işte balıkları ev ve yaşadıkları yerde çok zorladı. Nasır başakları işkorik yaptı. Tükenmişlik sendromuna sebebiyet verdi. Balıkları inanılmaz, e, yayları da inanılmaz. Ortak çalıştıkları insanlar, yakın çevreleri, yakın dostları, bazılarını eşleriyle de aşırı düzeyde sınadı. Bu süreç bitti. Rahatlasınlar artık. 20 Nisan'dan itibaren daha hoş bir sürece geliyor. Ama 5'i civarında işte çevrendeki bazı bayanlarla ...bazı gerginlikler... Yani ...bazıları işte toplantılara katırır, ...sosyalleşir, insan ilişkileri altar... ...küçük seyahat fırsatları çıkar... ...yani... E, ...ya gergin bir burç... ...ve hareketli bir kişiliğe sahip... ...ve eğlenceli bir burç... ...ama o Mars onları bayağı... ...yamurttu arkadaşlar... ...bunu da yaşadınız yani... ...işte mesela... ...biraz daha sorumlulukların karşımıza fazlasıyla çıkacağı... Çevrenizdeki kişilerde biraz sorumluluk yükleyebileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Bu önemli bir süreç. Ee, şimdi bu güneş tutulması önemli, ee, önemli bir e, güneş tutulması. Aşk, flört ilişki, çocuk. Bunlarla ilgili yeni kaynaklar, yeni haberler getirir. Çocuklarda başarılar getirir. İşte hamile kalamayan yaylar hamile kalır. çocuk sahip olur. Bir kısım yaylar flört etmeye başlar. Aşk ilişkileriyle ilgili bir aktivasyon ve bir hareketlenme başlar yaşamlarında. Böyle bir özellikleri var. bunun yanında seyahat fırsatları çıkıyor karşımıza. İşte beklenmedik ani seyahatler, kısa seyahatler işte atıyorum. Ayın 5'inde, 6'sında, 7'sinde atlarsın Yunanistan'a gidersin. Veya işte atlarsın işte yakın bir şehre gidersin gibi gibi konularında fazlasıyla gündeme geldiği bir nokta. Aşk hayatında baya bir girişmeler var. işte. yani bunun yanında kariyerli kişilerle duygusal ilişkiler yaşayabilir genç yaylar. Veya işte girdikleri yeni ortamlarda çok beğenilebilirler. Bir kısım yaylarda koç genci temsil eder. Belli yaşlı 40'lı yaşlara gelmiş olan yay burçları kendilerinden 6-7 yaş genç kişilerde ee, ilişkiler kurabilirler. Yani yaş farklı ilişkiler olabiliyor. Böyle bir süreçte böyle bir döngüye girmiş. Şimdi bu önemli bir tutulma tabii ki. Yani şimdi tabii ki yani biraz gerginlik ve stresin azaldığı bir sürece giriyor. En azından Mars'tan dolayı. Fakat tabii ki bir şey de unutmaması lazım. 5 Mayıs'ta sağlığı temsil eden bölge bir tutulma var. Ve bu tuturmanın etkisine 5 Nisan'dan itibaren yaşamaya başlıyor. Şimdi 5 Nisan'dan itibaren böyle bir tuturmanın etkisini yaşıyorsan ve Merkür'ün de sağlık evinde retro yapacağını düşünürsen, sağlık evindeki Merkür retrosuyla sağlığa biraz dikkat etmek lazım. Boyun, boğaz, alerjiler birazsa. 21 Nisan'dan itibaren alerjiler, alerjik reaksiyonlar bunlar karşımıza çıkabiliyor. Şimdi 5. evden 6. eve doğru bir aktivasyon olduğu için, bu beşinci ev çok aktif bir ev aslında. Aşk, ilişkiler, çocuklar. Aslında şanslı da pek çok şanslı güzel haber de olacak. Yani şansını da aktifleştiriyor. Ne diyeyim sana yani seyahate gitmek için işte belki bir tatil satın alacak. Ee, Kumarda bile şansı biliyor musun? Ama dikkatli oynayın haritanıza <laughs> göre. Öyle bir süreci var onun. Ee, çünkü... Seçimler yapması gerekiyor işte. Burada doğru seçimler. Bazı yaylar mesela çocuk yapayım mı yapmayayım mı seçimi için olacak ağır ya. Ondan sonra sınırlarını bilmeye çalışacak. Ama Merkür Retrosu eski çalıştığı biri yeniden işe geri dönebilir anlamına geliyor. Birlikte çalıştığı bir insanla fikir ayrılıklarına girebilir. Ama bu dönemde Merkür'ün eğer retro bir yaysan birlikte çalıştığın bir kişi yeniden işe geri dönebilir. Bununla ilgili haber alabilirsin. Bu senin için iyi, sağlam ve güvenilir bir kişi, muhtemelen senden genç. Anlamına geliyor. 20 Nisan, 23, 26 Nisan'da yeni birilerini işe alabilirsin, birlikte çalışabilirsin. Bu döngüler var. Yani bu ay yanında çalışacak olan insanlarla ilgili konular da çok gündeme gelecek. 14 Mayıs'a kadar bağdırları tabii daha temkinli olması lazım. Retro olacak çünkü o. <laughs> Ama o retro yaparken de Venüs'ün pozisyonu da iyi bir yere geçecek. Şimdi Venüs'ü düşünelim. Venüs'ün pozisyonu güzel bir pozisyona geliyor. Şimdi Venüs boğadan ikizlere sonra yengeçe doğru gidiyor. Yani bu retro yayı çok zorlamaz. Sağlıkla ilgili biraz sıkıntı yaratır. İşte takar bazıları kilo aldı güzelliğine, estetiğine. Bazı erkeklerde işte boyun, tiroid hastalıkları gibi sorunları ortaya çıkartır. Ama genel olarak iyi bir ay. Sevgiyle kal.